Evet, hemen kaldığımız yerden devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde canlı yayınımıza katılan Ali Çınar'a gidelim. Ali Çınar, siz yanıtı verin isterseniz. Sizi de beklettik evet, biraz ama buyurun. Önemli. Şimdi Başak Hanım, Trump'ın Türk-Amerikan ilişkileri için gelecek dönemde Biden'a göre daha iyi olacağı konusunda anladığım kadarıyla herkes hemfikir baktığımız zaman, Biden'la Trump'ı karşılaştırdığımızda. Evet. Çünkü Trump yönetimi ne baktığımızda Dışişleri Bakanlığı, Pentagon'un Trump ile kişisel olarak Türkiye konusunda fikir ayrılığı olduğu konular da çok ciddi. Yani sorunlar tamamen çözülmüş değil şu anda. Sadece ertelenmiş olarak görmek lazım. O nedenle devam eder ama Biden konusunda sıkıntıları yaşarız. Şimdi Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaştırıyoruz, ikili ilişkileri, ama Başkan Obama ile Biden yönetimi ilk geldiğinde 4 yıl altın dönemini yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Obama'ya dostum Obama olarak niteledi. Gelip Türkiye'de ciddi şekilde ağırlandı ve ikili ilişkiler en üst düzeydeydi ilk 4 yılda. Biden Türkiye'ye 4 kere geldi. 2011, 2014, 2016 2 kere. Aynı Biden Türkiye'den 2 kere özür dilemek zorunda kaldı. Yani şimdi burada çok haddini aşan açıklamalar Biden iç müdahaleye karışırım diye yapıyor ama geldikten sonra Türkiye'den özür dileyen bir Biden'la görebiliriz. Geldikten sonra arkamda gördüğünüz kapıdan... Yani bu açıklamalar siyaseten diyor. Yani sert politikaları Trump'a göre olur ama Biden özür dilerse de şaşırmayalım. Biden'ın geçmişine baktığımızda 2014 yılında Harvard Üniversitesi'nde Türkiye ile DAEŞ'i aynı kefeye koyup Türkiye müttefiklerinden çıkılmalı tarzında haddini aşan açıklamalar yaptı. Ankara'nın tepkisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özür diledi Joe Biden. 2016'da ki darbe konusunda özür sıkıntılar tabii ki. Özür diletmesini biliriz gene o zaman. Efendim, evet, sayın yani, Cevizoğlu, biz duyamadık, çok özür dilerim. Özür diletmesini biliriz biz de o zaman. Evet. Yani samimi evet. Veya değil, New York Times'ı açın, Biden'ın Türkiye'den özür dilediği ile ilgili çok net açıklamaları var. Harvard Üniversitesi yaptığı ilgili. O nedenle Joe Biden gelse de şu anda haddini aşan açıklamalar yapsa da bu arkamda gördüğünüz girişten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da karşılayabilir gelecek sene. Bilemeyiz. Siyaset çok farklı bir şu anda aynen. Bu şekilde ama 21 Ocak'tan sonra işler değişir. Ama Türkiye dikkatli şekilde, dirayetli şekilde herkesle ilk kontrolünü kullanarak dış politikasını yapmasını bilmeli. Ama dediğim gibi Biden da gelse, Trump da gelse Türkiye yine dış politikada diplomasi kanallarını kullanarak bir şekilde idare edecek. Ama tabii YPG, PKK konusu ciddi sıkıntılı tabii ki. Yani bunu da yine vurgulamakta fayda var. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ali Çınar. Bize vakit ayırdınız. Sağ olun. Biraz da beklettik sizi aralarda ama çok teşekkürler. Sağ olun. Ben şu düelloyu merak ediyorum. Olacak o zaman soralım onu da. Buyurun. Evet. Evet, Biden'la Trump arasındaki ikinci düello olacak mı? Olmazsa kimin lehine bu? Ben birinci düelloyu yine o gün burada canlı yayındaydık. Gittikten sonra saat 4.30 civarında 1.5 saat süren canlı yayını izledim. Baştan aşağı berbattı Trump. Öteki de çok başarılı değildi. Moderatörü de çok başarısızdı ama sonuçta anketlerde ve halk oylamalarında baktık ki Biden oradan puan kazanmış. Ayrıca Trump mesela o sırada şu söyleniyordu. Karşı tarafın kozu Biden'ın vergi verip vermediği konusuydu. Hatta galiba Ruşen Bey hatırlatmıştı onu. O soru soruldu kendisine ve cevap veremedi. Şimdi ikinci düello olur mu? Olursa sonuç ne olur? Şimdi Başkan Trump bu sabah yaptığı açıklamada 15 Ekim'de Miami'deki ikinci açık oturuma katılacağını açıkladı. Şu anda Biden, Başkan Trump Beyaz Saray'da karantina altında. 11 kişi Beyaz Saray çalışanı koronavirüs kapmış durumda. O nedenle artık herkes maske takıyor. Çünkü önceden maske takmıyordunuz. Yani maske takmamak Trump'ı desteklemek anlamına geliyordu çalışanlar tarafından. Şu anda Trump'ın 3 gün askeri hastanede kalması ve çıkması puan kazandırdı mı kazandırmadı mı medyada bir kısımda numara yaptı diyor. O nedenle şu anda anketler ne kadar Biden'ı gösterse de kararsızlar çok kilit olacak. Yani Biden mı Trump mı kazanır 3 Kasım'ı şu an net olarak bilmiyoruz. Çünkü kararsızlar çok kritik süreçte. İkinci açık oturum 15 Ekim'de, daha sonra üçüncüsü 22 Ekim'de olacak.
Tabii açık oturumlarda seçmenler kalıplaşmış olduğu için kararsızların burada daha önemi olacak. Ama Trump katılıyor. Yani 15 Ekim'de Miami'deki açık oturuma Biden'la kapışacağını söyledi, hazır olduğunu söyledi. Tabii bakalım, yani Covid-19 Beyaz Saray'da dolanıyor. 11 kişi kaptı. Daha kimler kapacak onu da bilmiyoruz. Yarın Mike Pence'le yardımcısıyla Kamala Harris'le açık oturumda bir araya geliyor. Bunu da ek olarak belirtmek istiyorum. Peki son bir soru olsun. Başak Hanım, vaktimiz var mı? Ali Çınar'la mı? Ali Çınar için vaktimiz var mı diğer konular açısından? Evet. Alabilir miyim bir şey daha? Olur, sorun. Şimdi o açık oturumda Trump şöyle yaptı. Sağ cebinden maskeyi çıkarıyorum dedi. Çıkardı. Ben de kullanıyorum dedi. Cebine soktu. Meğerse o sırada hastaymış. Ertesi gün pozitif olduğu çıktı ortaya. Sonra hanımları yanlarına geldi. Trump'ın eşiyle galiba işte medyaya yansıyan sıkıntıları oluyor. Diğerinin eşi kendisine sarılıp kutlarken maske vardı ama. Öteki neredeyse tokalaşmadı bile. Yani şunu söylemek istiyorum buradan, magazin açısından değil de. Trump'ın gözlerine baktığımız zaman zaten çökmüş bir göz gördük. Ama ben izlerken dedim ki herhalde seçim kampanyasının yoğunluğundan olmuştur. Ama korona hastalığına yakalanan insanların gözü halsizleşmiş falan. Orada zihni de dağınıktı. Ben şunu soracağım Ali Çınar'dan, merak ediyorum. Şimdi arkasında Beyaz Saray var. Biz bugüne kadar, bu yaşa gelene kadar hep şu sözlerle büyütüldük, okuduk, yazdık, anlatıldı. Efendim bu Amerika ve tabii şeyde Rusya'da öyle. Bu süper devletler o kadar süper devlet ki işte bu başkanlık sarayının altında nükleer savaş çıksa bir sığınak var. İnanılmaz, bilmem kaç ton bomba atarsan yıkılmaz, süper. Hastanesi var, kumanda odası var falan dediler. Aa, bir baktık Trump korona oldu deyince sanki kabile devletine döndü. Hastaneye gidecek mi, gitmeyecek mi? Gitti askeri hastaneye. Orada kumanda yeri yok mu? Biz bu süper devletleri gözümüzde çok mu büyütüyoruz? Bir de şunları duyduk. Efendim bunlar 30 kilometre yukarıdan uydulardan bütün dünyayı dinliyorlar. Yer altındaki kabloları görüyorlar. İnanılmaz teknolojileri var. İnsanın karıncanın kalp atışını uydudan görüyor diyoruz. Ya adamcağız koskoca Amerika Başkanı. Beyaz Saray'ına kapanarak Covid olunca, hasta olunca kimseye bulaşmasın diye ve kendi sağlığı açısından da böyle bir elektronik merkezde göremedik biz onu. Yani orada bütün dünyayı izlediği bir merkez, telefonla adamlarına talimat verdiği bir merkezi göremedik. Aa, bir baktık bizim gibi hastaneye gidiyor adam. Yani bu nasıl bir şeydir? Bunu Ali Çınar anlatabilir mi bize? Evet, şimdi Başkan Trump Covid-19'lu mücadelesi hep eleştiriliyor. Hatta kendi partisinden de eleştirenler oldu. Yani başından beri işte maske takmadı, sosyal mesafe kurallarına uymadı. Daha 10 gün öncesine kadar çok büyük kalabalık gruplara mitingler yaptı. Çoğu taraftarında da görmedik maskeyi. O nedenle bir sorumsuzluk yaşandı. Ama şunu, şu anda bilhassa Trump aleyhine olan medya, ana akım medya ağırlıklı olarak Trump aleyhine kullanıyor. Yani Covid-19'da başarısız oldu, evinizden çıkmayın, işte posta yoluyla kullanın tarzında Trump'a çok yükleniyorlar şu anda. Tabii bu da Trump'ın aleyhine işliyor ama hala her ne kadar bu konuda başarısız olsa da Trump'ın hala seçimi kazanma ihtimali var. Yani dediğim gibi basın sözcüsü, ulusal güvenlik danışmanı, danışmanları olmak üzere müthiş bir ordusu olmasına rağmen Covid-19 yendi. Zaten dersimi aldım dedi Başkan Trump'ın dün açıklaması da. O nedenle tabii herkes de şaşkınlıkla izliyor. Ben süper devlet algısını öğrenmek istiyorum. Bu süper yani devlet süper algısını ve olgusunu merak ediyorum. Yani tabii hastalık kaptı diye süper devlet olmayacak anlamına gelmiyor. Teknolojik anlamda, askeri anlamda Amerika hala çok güçlü. Ama tabii bu anlamda bir başkanın tedbirsiz olması ve bu duruma düşmesi tabii komik duruma düşürdü Amerikan ve dünya kamuoyunda haliyle. Ali Çınar, son bir soru. Bu seçim karmaşasıyla ilgili senaryolar ne? Çünkü hep bunun üzerinde duruluyor. İşte Trump belki oradan askerler tarafından çıkarılabilir bile dedi Biden. Niye bunu söyledi? Sadece lafta mı bu? Onu da soralım size. Şimdi Başkan Trump'ın bir video kampanyasında 2020, 2024, 2028 yani sürekli iktidarda kalacağım tarzında böyle bir komik video önceden yayınlamıştı. Yani öyle bir hava estiriyor ki ben 2020'yi de kazanacağım, yoluma devam edeceğim ne olursa olsun
tarzında. Bilhassa Anayasa Mahkemesi'nin istediği yargıçları da tabii sistem içinde haklı olarak atamasından dolayı veya önermesinden dolayı demokratlarda tedirginlik var. Yani acaba Trump kaybederse görevi devretmeyecek tarzında. Ama bunu reddetti. Yani özel kalem müdürü Mark Meadows'ta böyle bir şey yok, kaybederse Biden'a görevi teslim edecek dedi. Şurada en büyük sıkıntı, örnek vereyim. 2 gün önce Kaliforniya eyaleti 26 milyon seçmenine pusula yolladı. Oy pusulasını mektupla yolladı. Doğru. Yani mektupla siz oyunuzu kullanabiliyorsunuz sandığa gitmeden. Şimdi bu oy pusulalarının nasıl sayılacağı, kimin atacağı, çünkü kimlik değil, evinize geliyor, oyunuzu kullanıyorsunuz ve postalıyorsunuz. Bu posta oylarının nereye, kime gideceği çok bilinmediği için büyük bir sıkıntı. O nedenle de Başkan Trump kendi diyor, seçim kaosuna gidiyoruz, Amerika'yı iyi günler beklemiyor diyor. O nedenle de Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir diye de bir açıklaması var. Yani ciddi bir kaosa gidiyor ki Amerikan Posta Servisi çalışanları sendikası da Biden'ı destekledi, açıkladı. Yani Trump'ın kendi açısından haklı tedirginlikleri var. Dediğim gibi çok sıkıntılı bir seçim sürecinde şu anda Amerika ve uzun aylarca belki de bilemeyeceğimiz bir yöne gidiyor. Her ne kadar Biden anketlerde önde olsa da. Peki. Ali Çınar, çok teşekkür ediyoruz. Zamanınızı ayırdınız. Bize oradan bilgileri ilettiniz. Sağ olunuz. Oldu, yayınlar. Çok teşekkürler.